İnsan yağından sabun yapılıyor mu? Mideniz bulandı değil mi? Tüyler ürpertici olsa da maalesef bu doğru. En azından tarihin tozlu raflarında yerini almış ve Nürnberg mahkemelerince ispatlanmış bir gerçek. Şimdi size efsane film Dövüş Kulübü'nden bir örnek sunarak devam etmek istiyorum. Yeri gelmişken filmi izlemediyseniz çok şey kaybetmişsinizdir söyleyeyim. Her neyse, filmde Brad Pitt ve Edward Norton arasında geçen bir sahnede en kaliteli sabunun insan yağından yapıldığı diyaloğu geçiyordu. Hatta bu ikili daha ileriye girerek bu sabunu üretiyor ve çok pahalı müşterilere satıyordu. Sonuçta bir film, ne alakası var konumuza demeyin. Hemen konuya dönüyorum. İkinci Dünya Savaşı sırasında Hitler'in Yahudileri gaz odalarında öldürdükten sonra bedenlerinden Rif sabunu ürettiği, bu arada Rif isminin açılımı kaliteli Yahudi yağı demek. Ve bu sabunu yine kamplardaki diğer Yahudiler üzerinde deniyordu. Savaştan çok sonra konu Nürnberg mahkemelerine taşınmış ve burada gerçekliği ispatlanmıştı. Gel gelelim asıl can alıcı kısma. Peki hala bu şekilde üretilen sabun varsa? İçiniz rahat olsun diye hemen söylüyorum. Tabii ki de hayır. Ve umarız asla bir daha da böyle bir şey dünyanın hiçbir yerinde gerçekleşmez. Bizler de böyle videolar hazırlamak zorunda kalmayız. Son bir hatırlatma. YouTube algoritmasında daha yukarılara çıkabilmemiz için abone olup yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşça kalın.